4 milletvekilimizle birlikte bütün ilçelerimizi ziyaret etmek, onlarla buluşmak ve en azından bir ilk başlangıç açısından böyle bir program düşündük. Ve inşallah bugün itibariyle de bu programımıza başladık. Ama daha sonraki süreçte milletvekillerimiz sizlerle mutlaka bir program çerçevesi içerisinde bir araya gelecekler ve bu bir araya geldiklerinde de sizleri daha ayrıntılı olarak da dinlemeye gayret edecekler. Ve dönüşümlü olarak belki bu trafiği daha da fazla artıracağız. Mutlaka Eğirdir'de de daha fazla ağırlık vereceğimiz ilçelerden bir tanesi. Ama burada şunu ifade etmem lazım ki sadece milletvekili adaylarımızdan, bizlerden beklemeyelim bu çalışmayı. İnşallah hepimiz geleceğimizi, Sayın Vekilimizin ifade ettiği gibi, geleceğimizi daha da büyük garanti altına almak adına gecemizi, gündüzümüzü harcayalım. Yalnız saatiniz kaç bu arada? 9:30. Saat, Sayın Veli Başkan yakalanmışken ısrar ediyor. Saat 10'da Gönen'de programımız var. O yüzden bir şey ifade etmek isteyen varsa çok uzatmadan kısa birkaç arkadaşımıza, bir iki arkadaşımıza söz verelim. Evet. Bir iki arkadaşımıza söz verelim. Onları dinleyelim. Ama şunun teminatını veriyoruz. Milletvekillerimiz süreç içerisinde fazla miktarda gelecekler. Sizleri detaylı olarak dinleyecekler. Şimdi bu topluluk içerisinde söz isteyen arkadaşımız varsa biz kendisine söz verelim. Eyvallah, tamam. Yani bundan haberiniz olsun. İnşallah yayınımız sizlere devam eder. Sağ olun, Allah razı olsun. Efendim? Emre'yi de yapacağız. Özel idarenin gündemini onu da halledeceğiz zaten. Evet. Başka söz isteyen arkadaşımız? Çok sağ olun, çok sağ olun. Allah razı olsun. Başka söz isteyen arkadaşımız? Evet, buyurun. Recep Vekilim duysun bunu. Evet, başlamış vekilim. Evet, hanım kardeşlerimizden var mı? Evet, buyurun. Çıkarılan işçilerdir. O işçilerden anladım arkadaşlar. Konuya değindiği için çok teşekkür ederim. Biz de burada herkesin arkasındayız. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Biz de arkasındayız yani. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Çıkarsın. Bir daha çıkarsın. Bir daha çıkarsın. Bu partiye gönül veren insanları o şekilde yürüyeceklerini zannediyorlarsa yapamıyorlar. Bu partiye, bu milletin geleceğine gönül verecek, verenleri o şekilde yıldıracaklarını zannediyorlarsa yanılıyorlar. Evet. Çayköy barajının bir an önce yapılmasını istiyoruz. Çayköy muhtarı Rozda. Evet. Tamam muhtarım, onu da not aldık. Şu anda benim de onun detaylı bilgisi yok ama zannediyorum bir gün önce görüşmüştük. O konuyla ilgili bir altyapı çalışması var. Yani. Evet. Soğuk hava deposunu yaptık tabii şey Çayköy'e. Onun için de ayrıca helal hoş olsun diyoruz. Evet, başka var mı arkadaşlar? Buyurun. İnşallah. İnşallah. Başka arkadaşlar? Buyurun. Birebir görüşmek. Ben il başkanıyım, vekillerimiz orada. Hangisi ise işte. Evet, buyurun. Böyle demek istemiyorum. Yalnızca vekilimle yüz yüze görüşmek istiyorum. Tamam, eyvallah. Vekilim yüz yüze görüşmek istiyorlar. Başla bakalım, hadi. Başka var mı arkadaşlar?
Varsa bir kişiye daha söz verelim, ondan sonra tamamlayalım. Buyurun. Ha, 150 yatak yerine 250 yatak. Şimdi bunların fizibilite çalışmaları yapılıyor. Yalnızlığından emin olun. Şimdi eksiksiz değil. Yani bir potansiyel neyse hasta sayısı ve yataklı tedavi süresi, bunların her birisi değerlendirerek ihtiyaca cevap verebilecek şekilde planlanıyor. Başkan bir de şey söyleme. Barlığı unuttuk. Evet. 15 milyonluk yatırımı önümüzdeki sene bitirmiş olacağız. Ve Barla'daki bu inanç turizmi için yapmış olduğumuz bir yatırımın Airtrack yapacağı katkı son derece büyük. Evet, Barla ile ilgili de böyle bir kapsamlı bir çalışma söz konusu, inanç turizmi açısından son derece önemli. Ve yatırım maliyeti de çok yüksek. İnşallah bu Barla'ya çok daha farklı bir yüz, çok daha farklı bir konsept kazandıracaktır.